Merhaba tüm Ekran TV izleyicileri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir programda yeni konularla birlikteyiz. Bugün 3 tane hadis-i şerif üzerinde konuşacağız. Belki ilk defa duyanlarınız olacak bu hadisleri. Onları anlama konusunda çektiğimiz bazı sıkıntılar üzerinde duracağız. Ya da acaba hani böyle zaman zaman gündeme geliyor ya, Kur'an bize yeter, işte hadislere ne gerek var, onlar zaten sonradan yazılmış edilmiş gibi bazı laflar, sözler de duyuyorsunuz. Ben şahsi kanaatim olarak şunu söylüyorum. Bu çağın en büyük cinayeti hadisleri taca atmak ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini bir kenara almak olarak yorumluyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önderliğine, örnekliğine ve hadislerine belki her zamankinden daha çok bizim bugün ihtiyacımız var. Elbette hadis-i şerifler Kur'an ayetleri gibi değil ve elbette biz herhangi bir Kur'an ayetini acaba Allah'ın ayeti mi diye araştırmıyoruz. Ama hadis-i şerifleri gerçekten Peygamberimizin hadis-i şerifleri mi diye araştırıyoruz. Bu normaldir. Elbette hadis-i şerifler Kur'an'dan sonra gelen ikinci kaynaktır. Ama şahsi kanaatim bu konuda, yani sorunumuz kaynaklarımızı, bu otantik kaynaklarımızı, hem Kur'an'ı hem de hadisleri anlama konusunda olduğunu düşünüyorum ve birkaç tane örnek sunmaya çalışacağız. Örneğin bir tane hadis-i şerif. Şimdi Ömer Faruk, hazır mısın? Mesela şöyle bir hadis-i şerif var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar: sirke ne iyi katık. Ne anlıyorsun Ömer Faruk? Sirkeyi sevmemiz gerektiğini anlıyorum. Sirkeyi sevmemiz gerektiğini. Ya da Peygamberimiz burada sirkeyi övmüş mü sence? Hani ilk söylediğinizde göre evet, yani. Sanki övmüş. Sanki yani övmüş ve bir kutsiyet atfedilmiş gibi. Evet, o halde sirke tüketmek sünnettir diyebiliriz buradan yola çıkarak. Bu olayla ilgili Ömer Faruk, benim bizzat yaşadığım bir olay var. Böyle mahallede oturmuş bu hadisi gündeme getiriyor bir tanesi. Diyor ki mesela Adem Bey örneği, ben isimleri de uydurayım bu arada. Adem Bey diyor ki, ya diyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sirke ne iyi katıktır buyurmuştuk. Ben bu hadisi şerifi öğrendikten sonra soframdan sirkeyi asla eksik etmiyorum. Her seferinde, sofra kurulduğunda mutlaka sirke bulunur benim soframda. Hatta geçen akşam çocuklar sirke koymayı unutmuşlar sofraya. Nasıl kızdım, nasıl bağırdım, çağırdım onlara. Derhal dedim getirin. Sünneti yaşamak önemli. Bak, unutulan sünnetlerden bir tanesi de işte sirke. Sirke önemli diyor Ömer'cim, Ömer Faruk. Bunu anlattıktan sonra hemen onun yanındaki komşulardan bir tanesi Letafet Hanım, o da çok kibar bir hanımefendi, diyor ki ya hocam diyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sevgili Peygamberimiz sirkeyi övmüşler, sirke neyi katıktır buyurmuşlar. Ben de sirkeyi sevmiyorum. Tübü tübü tübü. Ömer Faruk bir de böyle yapıyor. Tübü tübü tübü. Hocam ama ben de şimdi mesela sevmiyorum. Siz bu hadisi söyleyince dedim herhalde... Sen günahkarsın Ömer Faruk. Sen nasıl peygamberi sevdiğin? Sirkeyi sevmiyorsan Letafet Hanım gibi önce töbe töbe demen lazım. Kendimi diyor iyi hissetmiyorum diyorsun. Sen de iyi hissetmedin değil mi Ömer Faruk? Evet hocam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sirkeyi seviyormuş, övüyormuş. Ama ben sirkeyi sevmiyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Peygamberimizin sevdiği bir şeyi sevmiyorum gibi düşünülüyor. Bir başkası da, o da kim olsun? İsmini sen bul. Ne diyelim ona? Hamit olsun hocam. Hamit. Hamit Bey de diyor ki ya kardeşim diyor, böyle hadis mi olur diyor ya. Bunu diyor sirkecinin biri sirkeyi satamamış, uydurmuş işte, belli diyor. Hadis dediğin böyle hadis mi olur kardeşim diyor. Bunlar uydurma diyor, böyle şeylere diyor takılıyorsunuz diyor. Peygamberimiz sirkeyi övmüş. Sevmiyorum kardeşim, hadi sirkeyi yiyeceğim. Olacak şey değil bu şeklinde bir itirazı var. Öbür taraftan Kezban Hanım, onu da hadi ben direkt söyleyeyim. Kezban Hanım da diyor ki ya kardeşim diyor, o da dine karşı biraz soğuk Ömer Faruk. Yani dini ne diyelim, inanmayan bir tip diyebiliriz. O da diyor ki kardeşim işte din diyor dogmatik. Ya peygamber sirkeyi övmüş. Sevmiyorsan da yiyeceksin. Akla mantığa uyacak şey değil bu. İşte dinin dogmatik olduğunu buradan çıkarabiliriz diyor. Ama kenarda oturan Hikmet Bey diyor ki, Ömer Faruk sıkı dinle burayı. Hikmet Bey, ya diyor, ben bu diyor hadis-i şerifin diyor farklı bir rivayetini hatırlıyorum. Nedir o diyorlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemek vakti evine giriyor. Ev halkına yiyecek olarak ne var diye soruyor. Ekmek var diyorlar. Peki katık olarak ne var diye soruyor. Sirke var diyorlar. Efendimiz getirin buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Getiriyorlar ekmekle sirkeyi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ekmeği sirkeye banıp yiyor. Ömer Faruk yerken de sirke ne iyi katık. Sirke ne iyi katıktır, sirke ne iyi katıktır buyuruyor. Tartışma bitiyor, yerine sessizlik alıyor. Şimdi Ömer Faruk, sirke kutsal mı? Değil. Hatta ilk başta söylediğiniz Ali Bey miydi? Adem Bey buradaki asıl meselenin sirke Adem Bey buradaki asıl meselenin sirke olduğunu ve evdeki çocuklarına sıkıntı yaşattığını söylüyor. Ama hadisin bize aslında anlatmak istediği şey ev ahalisine olan saygı. Harikasın.
Şimdi burada sünnet olan ne peki Ömer Faruk? Yani sünnet, böyle bir hadis var değil mi? Sirke ne iyi katıktır. Sirke ne iyi katıktır. Böyle bir hadisi şerif var. Bütününe baktığımız zaman manzaraya bak bu hadis. Bu hadisten çıkarılacak sünnet nedir? Burada sünnet olan nedir? Sirke tüketmek midir sünnet olan? Anladığım kadarıyla değil. Değil. Nedir burada sünnet olan peki? Az önce ne güzel söyledin bak. Ev halkına? Ev halkına zulmetmemek, ev halkının kalbini kırmamak. Bulduğuyla yetinmek. Değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ev halkına sıkıntı çıkarmıyor, bulduğuyla yetiniyor. Kanaatini görüyoruz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın burada. Yoksa sirkeyi kutsayan ya da sirkenin mübarekliğini anlatan bir şey değil bu hadis-i şerif. Tam da ne güzel söyledin sen. Adem Bey tam da bu hadis-i şerifin tersi davranmış oluyor değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle davranmakla ailesine çok büyük saygı gösterdiğini, anlayış gösterdiğini görüyor. Ama Adem Bey ne yaptı? Yıktı döktü de milletin kalbini kırdı. Niye? Bir sünneti yapacağım derken bir farzı çiğnedi. Bunlar sıkıntılı işler işte. Sıkıntılı. Bu kafa biraz sıkıntılı. Şimdi burada biz neden hadisi şerifi baştan anlayamadık peki Ömer Faruk? Bilmiyorum hocam. Ben de yanlış anladım. Siz anlattıktan sonra ben de tam vakıf oldum. Niye yanlış anladım? Niye ben mesela cümleyi duyduk? Sirke neyi katıktı? Bunu duyduk. Niye yanlış anladık? Araştırmadık, okumadık. Ya da ortadan bir parçayı söktük getirdik. Yani büyük resmi görmeden ne yaptık? Aradan bir cümleyle olayı anlamaya çalıştık. Sorun burada. Bak şimdi hadisleri anlarken Ömer Faruk 23 yıllık hayatında peygamber satıyorsa 23 yıllık peygamberlik hayatında. Şurada bir şey söylemiş, şurada bir şey yapmış değil mi? Yani 23 yıl boyunca bir şeyler yapmış, bir şeyler söylemiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu sahabiler bize nakletmişler. Parça parça bunlar. Ama bugün bizim kitaplarımızda nasıl yer alıyor? Teknik anlamı bir aler rical ravilerine göre yer alıyor. Bir de konularına göre alel evvab yer alıyor. Yani konu konu. Ama bir yapboz düşün şimdi. Puzzle düşün Ömer Faruk. Diyelim ki 10 bin parçalı bir puzzle düşün. Ve büyük resmi görmemişsin. Hepsini bir torbaya toplamışlar parçaları. Karıştırmışlar. Çek bir tane diyorlar. Çekiyorsun. Bak bakalım bakıyorsun. Yorumla diyorlar. Doğru yorumu yapma ihtimalin yüzde kaçtır ya da binde kaçtır? Çok bin, zor değil mi? 10 binde birdir bu şey. 10 binde birdir yani. Şimdi burada aslında hadis-i şerifleri anlarken biz o parçayı, sirke neyi katıktır. Bak bir parçaydı bu değil mi? Bir olay var aslında. Yaşanmış sınırlı bir zaman var değil mi? Bazı ne diyebilirim? Bu olay ne kadar zamanda gerçekleşmiştir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sayılı hayatında, peygamberlik hayatında değil mi? 10-15 dakikalık bir olaydır. Belki 5 dakikalık bir olaydır. İşte ne yapıyoruz? Onu oraya, olduğu yere yerleştirebilmek bizim o hadisi anlamamıza yardımcı olacak. Buradaki sıkıntı burada. Yani bir hadis-i şerifi anlamaya çalışırken sadece o cümleden yola çıkarak yorum yaptığımız zaman anlamakta zorluk çekiyoruz. Bak şimdi bambaşka bir şey çıktı ortaya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisiyle ilgili. Bak başka bir hadis daha var. Ben Konya Hadim'de öğretmenlik yaptım Ömer Faruk. Orada arkadaşlar bir grup kafa dengi arkadaş. 2000 metrede bir göl var. Eğri göl. Oraya dediler ki piknik yapmaya gidelim. Tamam dedik. Biz bir araba önden gideceğiz. Orada çadırlarımızı kuracağız. Sonra diğerleri gelecekler. Orada işte yiyeceğiz, içeceğiz, avlanacağız, balık avlayacağız. Ya da işte tüfeklerimiz var. Diğer avı yapacağız. Bu arada hani beni de götürüyorlar ki sabah akşam bir şeyleri onlara anlatayım diye. Böyle bir muhabbet ama kafa dengi arkadaşlar. Hatta Ahmet Aydoğdu vardı rahmetli. Çok cömert bir insandı. Market sahibiydi. O var. Onun arkadaş ekipleri var. Biz önden bir araba gittik. Yolda giderken arkadaşlar bir tavşan vurdular. Eğri Göl diye bir yer. Ömer Faruk gitmeni isterim. Temmuz'un biri. Temmuz'un birinde biz indik oraya. O kadar soğuk ki böyle. İndik böyle abdest alıyoruz. Bir oradan küçük bir dere akıyor. Oradan abdest alıyoruz. Böyle cos cos. Soğuk. Titriyoruz böyle. Titriyoruz. İnan var ya Allah affetsin bizi. Sünnet mümet kılmadık. Farzından hemen nasıl kıldık? Arabaya bindik. Hemen yak. Kaloriferleri yak. Kaloriferleri yaktık. Arabanın içinde ısınıncaya kadar bekledik. Sonra güneş çıktı falan. Bir de yandık, bir de öyle kavrulduk. Soğuk yakarmış, bir de sıcak yaktı bizi. Simsiyah, siyahi insanlar gibi olduk. Böyle kulaklarımız soyuluyordu döndüğümüz zaman. Neyse orada çadırlarımızı kurduk. Akşama doğru diğer ekip geldi. Akşama doğru bir arkadaş dedi ki böyle eli ne diyelim yetenekli bir arkadaşımız. Ben dedi size dedi, tenekede bir tavşanlı pilav yapayım dedi. Tavşanımız da var ya. Güzel bir pilav yaptı böyle. Oturduk yedik. Birazdan akşam namazı kılacağız Ömer Faruk. Neyse ben dedim ki arkadaşlar şimdi herkes yedi yemeğini. Akşam namazı kılacağız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ateşte pişen yemekten dolayı abdest gerekir. Toplum şimdi böyle şaşırdı. Nasıl yani dedi. Dedim böyle bir hadis-i şerif var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ateşte pişen yemekten dolayı ateşin değdiği, onun değiştirdiği yemekten dolayı abdest gerekir buyuruyor. Hemen bir tanesi dedi ki sahih mi dedi. Ben öğrettim onlara da. Sahih mi dedi. Vallahi taş gibi hadis dedi.
Nerede geçiyor dedi Ahmet Aydoğdu, bu dostumuz. İstersen Riyad Salih'ine bir bak dedim. Bakacağım dedi. Tamam bak dedim. Herkes bana yöneldi. Ya ilk defa duydum, nasıl olmuyor? Tabii bütün hadisleri biliyorsunuz. İlk defa duyunca böyle bir hadis yok yani. Var böyle bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. E sen abdest alacak mısın dediler bana. E tabii dedim. Zaten abdestim yoktu. Kalktım, kollarımı sıradım, paçalarımı sıradım, çoraplarımı çıkardım. Göle girdim, başladım abdest almaya. Ben abdest almaya başlayınca baktım millet de geliyor. Kolunu sıvayan, paçasını sıvayan. Allah Allah, ilk defa duyuyorum arkadaş ya. Hem abdest alıyorlar falan. Gece boyunca konu bu. Neyse, kamp olayları bitti. Geri döndük. Yine onlar önden gitti. Biz sonradan vardık. Ahmet Aydoğan'ın marketine girdim ben, rahmetlinin. Girer girmez selamun aleyküm, aleyküm selam. Hocam dedi, hadisi buldum dedi bana. Hadi ya dedim. Gerçekten. Ama Riyad-ı Salih'inde yok dedi. Evet yok dedim. Niye Riyad-ı Salih'ine bak dedin dedi bana. Ne yaptın peki dedim. Vallahi bütün Riyad'ı okudum dedi. Şu vardı, şu mu, bu mu derken. Dedim ben muradıma ermişim. Dedi, başka rivayetler de varmış. Neden onları söylemedin? Ona dedim siz bulacaksınız. Böyle bir anımız var. Şimdi ateşli bir şey yemekten dolayı abdest gerekir. Duydun mu daha önce? Duymadım hocam. E nasıl olacak şimdi? Sen şimdi akşam yemeğini yedin. Ezan da okundu. Abdestin vardı gitti. Buna göre değil mi? Evet. Nasıl anlayacağız peki? Vallahi hocam kafam çok karıştı benim şu an ya. Hatta Ebu Hureyre rivayet ediyor bu hadis. İbn Abbas'la, Abdullah İbn Abbas'la tartışıyorlar. Abdullah İbn Abbas diyor ki ne yani diyor şimdi tereyağını erittik diyor. Abdest mi alacağız? Abdestimiz varsa diyor. Bozulmuş mu oluyor diyor. Peki suyu ısıttık ateşte. Abdest alabilir miyiz onunla? Bu daha değişik bir problem. Değil mi? Şimdi bunu anlamakta biraz zorluk çekiyoruz. İlk hadisi gördüğümüz zaman bunu nasıl anlamlandıracağımızı bilmiyoruz. Ama Ömer Faruk o toplumu dikkate alırsak bak. Şimdi bak. Bir hadis-i şerifi anlarken sadece hadis-i şerifi bilmek yetmiyor. Ortamı, toplumu, şartları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapmaya çalıştığını bunları da bilmek gerekiyor. Araplar ne ile yiyorlar yemeği? Nasıl? Kaşık çatal kullanıyor mu Araplar? Elleriyle. Elleriyle yiyorlar. Elleriyle yiyorlar. Adeta kaşık çatal yok. Peki ateşte pişen yemek nasıl olur? Yağlı. Yağlı olur. Evet. Genellikle et tüketiyorlar. Değil mi? Başka yiyecekler de var. Yağlı yiyecekler tüketiyorlar ve elleriyle yiyorlar. Adamlarda temizlik alışkanlığı yok. Ne üzerlerine sürüyorlar galiba. Koltuğunun altına, sakallarına, saçına sürüyor. Kokusu yokluğundan iyidir diye bir söz de uydurmuşlar. Adamların el yıkama, temizlik alışkanlıkları yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Ömer Faruk. Sadece diğer konularda değil, inan var ya o kadar çok zorluk çekmiş ki o toplumu medeni bir toplum haline getirmek için. Ya koca koca adamlara tırnaklarınızı kesin, koltuk altlarınızı temizleyin diyor ya. Bak burada işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam el yıkama alışkanlığını kazandırmak için bir yoruma göre nasih mensuh diye bir şey var. Duymamışsındır belki. Yani Allah ya da peygamberi bir şeyi emrediyor, onu uygulatıyor. Daha sonra yeni bir emir geliyor, önceki emrin hükmünü kaldırıyor. Hükmü kaldırana nasih, kaldırılana mensuh deniliyor. Şöyle bir yorum yapıyor İslam alimleri. Bazıları işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam el yıkama alışkanlığını kazandırmak için başlangıçta böyle bir emir verdi. Daha sonra o insanlarda bu temizlik alışkanlığı oluştuktan sonra bunu kaldırdı. Aslında hadisin kendisine baktığımız zaman vudu kelimesi geçiyor. Hadiste vudu kelimesi geçiyor Ömer Faruk. Vudu her ne kadar İslam literatüründe abdest anlamına gelse de kelime anlamı olarak ağız ve el yıkamak anlamına geliyor. Peki hadisi şimdi yorumla. Ateşte pişen yemekten dolayı Elinizi ağzınızı yıkayın şeklinde anlayabiliriz rahatlıkla. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o toplumda neleri gerçekleştirmeye çalıştığını bilirsek o zaman hadisleri de doğru anlamış olacağız. Ortamı, şartları bilmek de önemli. Yine benim kafamı kurcalayan bir hadis daha var. Onu bizzat kendi yaşadığım tecrübemden yola çıkarak onu da gündeme alalım isterseniz sevgili izleyiciler. Bir tane hadis. Test çalışıyordum. Yüksek lisans tezimi çalışırken bir hadisle karşılaştım. Efteral hacim vel mahcum diye bir hadis. Türkçesini şöyle çevirmişler ya da yorum olarak şöyle yorumlar yapmışlar. Eftara iftar etti demek. Yani orucu bozuldu demek. Kelime anlamı. Hacim kan alan kimse. Mahcum kan aldıran kimse. Yani kan veren de kan alma işlemini yapan da orucunu bozmuştu. Sen hiç oruçluyken kan verdin mi? Vermedim hocam. Peki oruçluyken kan vermek orucu bozar mı? Bozar. Bu hadise göre bozar. Peki şunu ben anlamadım. Hadi diyelim ki bozdu. Kan alma işlemini yapan kim? Doktor. Ya da? Hemşire. Hemşire ya da benzeri bir sağlıkçı değil mi? Evet. Onunki niye bozuluyor Ömer Faruk? Bu hadis-i şerife göre o da bozuluyor. O zaman sağlıkçılaşanları oruç tutmuyor mu hocam?
Tamam, diyelim ki sağlık çalışanı oruç tutuyor. Sen gittin kan vermeye. Bu hadise göre bozuluyor. Onun da bozuluyor. Evet, böyle ben bunu anlayamadım ama şimdi mantıklı değil ki yani. Hadi benimki bozuluyor. Kan verdim, oruç tutuyordum. Kan veren bedenimden bir şey çıktı. İyi de doktorunki ya da hemşireninki, sağlıkçınınki niye bozuluyor? Ya bunu ben düşün bulamıyorum Ömer Faruk. Hadi öbürü biraz makul. Şimdi fıkıh kitaplarına girdim. Allah'ım, tartışmalar. Onun dışında mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ömer Faruk böyle söylüyor da diğer taraftan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oruçluyken kan aldığına, kan verdiğine dair rivayetler var. Sahabiler arasında oruçlu olduğu halde kan verenler, kan aldıranlar var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan bozulur demişse öbür taraftan kendisi niye oruçluyken kan verdi? İkisi de sahih. Yani o hadis de sahih, bu hadis de sahih. Bu bir açmaz. Diğer taraftan hadi diyelim ki ben verdim bozuldu. Sağlıkçınınki niye bozuldu? Alma işini yapan onunki niye bozuldu? Aslında buradaki hacamat değil mi? Hacamat. Hacamatı biliyor musun sen? Biliyorum. Hacim mahcum, yani bir hacamat yaptıran bir de yapan. Yapanınki niye bozuluyor? Vallahi anlamadım hocam ben. Ben de anlamadım. Ben de bir türlü çözemedim Ömer Faruk. Ara tara ora bak bura bak. Kafa yoruyorum. Nihayetinde İbn-i Esir'in En-Nihaye fi Garibil Hadis diye bir eseri var. Benim o kitapla tanışmama sebep bu hadis-i şeriftir. Bazı kitaplarla böyle tanışma maceralarım var ya da tanışma, ne diyelim ona Ömer Faruk? Anı. Anılarım var, kitaplarla tanışma anılarım var. Benim İbn-i Esir'in En-Nihaye fi Garibil Hadis isimli eserle tanışmama sebep bu hadis oldu. Ararken tararken oraya baktım. Bu eser hadis kelimelerini inceleyen bir eser. Ömer Faruk aynen bir sözlük gibi düşün. Hadislerde geçen az bilinen, anlamı az bilinen bir takım kelimeleri özellikle incelemiş İbn-i Esir. Önceki çalışmaları da içine toplayan çok değerli bir çalışmadır. Kütüphanede mutlaka olması gereken çalışmalardan bir tanesidir. Bir orada gördüm, bir de Acloni'nin Keşf-ül Kafa'sında bir yorum gördüm. Şimdi biz ortamı bilmiyoruz Ömer Faruk. Ona göre yorumluyoruz. Şimdi hacamat dedik değil mi? Hacamat nasıl yapılıyor? Çiziyorlar değil mi? Kan alacağı yeri, evet, çiziyor ince ince. Bardakla oraya. Kan alma şişesini koyuyor o dönemde. Diye çekiyor. Ağzıyla. Çözdün mü? Evet. Neden alma işlemi yapanın da orucu bozulur diyor Peygamberimiz. Ağzına kan. Kaçabilir. Evet. Kaçabilir. Aslında Peygamberimiz burada bozulur mu diyor. Bu fıkıhla ilgili bir... Benim şahsi görüşüm bu hadis fıkhın konusu değil. Niye? Burada Peygamber satıyorsan bozulur mu diyor. Sence ne diyorsun? Bilmiyorum. Hani ama kendisi sakat oluşurken... olur diye olabilir mi? Hani harikası bozulur. Bak şimdi bozulsaydı Peygamberimiz kan aldırır mıydı? Mantık yürütelim beraber. Şimdi bak, bozulsaydı Peygamberimiz kan aldırır mıydı uçluyken? Aldırmazdı. Aldırdığına göre sahih hadislerle sabit. O halde buradaki bozulur olmaması lazım. Ne olması lazım o zaman? Söyle. Tehlikeye girer. Evet. Şimdi yorumlar. Oruçluyken kan alma işlemini yapmayın, yaptırmayın. Neden? Çünkü ne yapabilirsiniz? Oruçluyken kan verirseniz güçsüz kalabilirsiniz. Kan verdin ya, ben bayılıyorum mesela Ömer Faruk. Yanındakileri uyarıyorum. Bakın diyorum ben. Mesela koca sığırı kesiyorum, yüzüyorum Ömer Faruk. Ama insan kanını gördüğüm zaman bayılıyorum, dayanamıyorum. Kendim için de böyle. Kan verdiğinde ben bayılırım orada. Giderim, uyarıyorum. Hatta şeker meker, meyve suyu değil mi? Bir takım şeyler de, yiyecekler de koyuyorlar. Yani insan kan verdiği zaman güçten düşer. Orucunu bozmak zorunda kalabilir. Kan alma şişesini... Çeken adam da ne yapabilir? Kazara kan kaçırabilir, orucunu sakatlayabilir. Senin o ifadeni kullanıyorum ben. Sakatlama güzeldi yani. Halk arasında da kullanılır değil mi? Orucu sakatladık falan diye. Evet. Bundan dolayı aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada iftara ifadesi. Her ne kadar mazi fiil kesinlikle bozulur, mozulur anlamına gelse de olayın bütününden baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor burada aslında? Oruçluyken bu işi yapmayın. Orucunuza zarar verebilirsiniz. Daha sonra yapmanız daha uygundur anlamına bu hadisi anlayabiliriz. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisi güçlü kuvvetliydi, o ne yaptı? O yüzden verdi. Verdi. Alan adam demek ki onda mahir birilerini buluyor. Değil mi? Evet. Kendisi alan güçlü kuvvetli ama o iş yapacak da demek ki uzmanlığı, ustasını buluyor ki ona yaptırıyor. Aksi halde kendisi sağlıklı sağlam ama bir başkasının orucunda sakatlamaması gerekiyor. Şimdi gelelim olaya. Bak 3 tane hadisten konuştuk değil mi? Sirke neyi yıkatıktır? Ateşte pişen yemekten dolayı abdest gerekir. Bir de kan verenin de kan alma işlemini yapanın da orucu bozulabilir hadisleri üzerinde konuştuk. Aslında bizim sorunumuz başta ne demiştik Ömer Faruk'cum? Yani bizim sorunumuz anlama sorunu. Aynı rivayeti, aynı olayı biz kendi ortamında, kendi bağlamında, büyük resmin içerisinde değerlendirmediğimiz zaman anlamakta zorluk çekiyoruz.
Şimdi şu delikanlılığı yapmıyoruz. Bir hadis görüyoruz, böyle hadis mi olur? At bunu, bunu çöpe at, bunu şu bilmem ne yap. Böyle bir, ben bunu yani haddi aşmak olarak Ömer Faruk en hafif ifadeyle haddi aşmak olarak görüyorum. Bu konuda ben izleyicilerimize şunu öneriyorum. Kendim de böyle davranmaya çalışıyorum. Şimdi herhangi bir hadis-i şerifi anlayamayabiliyoruz. Anlayamadığımız zaman hemen onu işte hadis değildir diye bir köşeye bırakmak, atmak yerine, inkar etmek, reddetmek yerine İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin davranışını ben izleyicilerimize öneriyorum Ömer Faruk. O da nedir? İmam-ı Azam Ebu Hanife bir hadis-i şerifi aldı. Hadis sahih. Gerçekten teknik anlamda sahih bir hadis. Ama anlayamadı, anlamını çözemedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife onu bir kenara almak ya da bunu hadis değildir diye inkar etmek yerine diyor ki ben bu hadisi anlayamadım, kenarda dursun. Belki benden sonrakiler, diğer nesiller de bir başkası bunu anlar diyor. Değerlendirmek üzere kenarda tutuyor. Belki ebediyen anlayamayacağız, bilemiyorum ama belki de anlayan birisi çıkacak. Çünkü bunlar bir sürü emeklerle uğraştığında bize kadar gelmiş. Biz de bu delikanlılığı göstermeliyiz, bu hassasiyeti, bu inceliği göstermeliyiz. Sorun şu, sorun hadislerde mi? Hadisler gerçekten neyi söylüyor? Yoksa sorun bizde mi? Biz mi anlayamıyoruz? Bu konuda kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Yine bir programın sonuna geldik. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinizin tek tek ayrı ayrı canı cennete, Allah ellerimizi bırakmasın.